Değerli dostlar, geçen senelerde bir araç tanıtmıştık. Bu K5 Regal Raptor. Şimdi babama bunun tecrübelerini soracağım. Neler, ne yaptı, ne etti diye. Nasıl baba, memnun musun bu araçtan? Çok memnunum. Yakıtı az. 150 kilometrede 15 liralık ceyran yakıyor. Peki bununla günlük işlerini, hangi işlerini halledebiliyorsun? Pazar işlerini hallediyorum. Şehir içinde çok güzel bir şey yani. Şehir içinde iyi. Yalnız uzun yola çıkamıyoruz. Kaç kilometre gidebiliyorsun bununla? Bundan düz yolda 40 kilometre gidiyor. Yalnız sürat az olacak. Yani iki kişiyle 40 kilometre gidiyor. Bir de sen ona ek aküler taktırdın değil mi? Ek aküler taktırmıştım. Bu ek akülerinde çok büyük faydaları var. Yani yolda kalma sıkıntısı olmuyor. Ben bu arabayı biraz böyle hani çok pratik, her tarafa park ediliyor gidiyor. Biraz güvensiz bulmuştum. Hani sen güvenliği bu araçla nasıl sağlayabiliyorsun? Güvenliği şöyle sağlayayım. Şimdi karşıdan veya arkadan bir sıratlı araç geldiği zaman ben hemen dörtlüleri yakıyorum, kenara çekiliyorum. Onlar geçince ben devam ediyorum yani. Öyle olmasa zaten çok tehlike olur. Yani o tarz tehlikeli kullanan arabalardan kaçınıyorsun yani. Tabii ki. Onun dışında emniyet kemeri falan var değil mi? Sen taktırmıştın. Emniyet kemeri şu arka koltukta var. Hı-hı. Ön koltukta yok. Sadece arka koltukta var. Bu araca nasıl koruyorsun? Yani bakımını, korumasını falan. Bakımını nasıl? Şöyle bir şey. Ben bunu şimdi bunu 3 kişi bir arabaya atsa götürebiliyor yani çalabiliyor. Hı. O yüzden ben güvenlik önlemleri alıyorum buna. Çelik zincir yaptırdım. Bu büyük mağaza kale kilitlerinden aldım. Evin pencere demirine orayı bunları ben güzel monte edeyim, bağlıyorum. Bahçeye bir de, sokuyorsun. Bir de üstünü değil? Evet, üstünü de bir de çadırla örtüyorum. Hı. Yani şimdi bu dışı kaportası plastik olduğu için yani güneş de engellemesin diye yani sıcakta şey olmasın diye. Üzerini kapatıyorum. Kullanacağım zaman açıyorum, kilitini de açıyorum. Bu şekilde güvenli oluyor yani. Bununla pazara, hastaneye, bütün çarşı, şehir içinde işler hallediliyor değil mi kolaylıkla? Ediliyor, çok rahat. Hem park etmesi çok güzel. Evet. Çok kolay park yapıyorsun yani. İstediğin yere park yap. Şehir içinde çok şahane. Ama uzun yol işi biraz sıkıntı işte. Evet. Şarjı fazla dayanmıyor. Şimdi bu diyelim ki bunun sıratı 62. 62 sonuna kadar bastığın zaman çok ceyran yakıyor. Hı. Bir de 3 kişilik bu. 3 kişi de bindiği zaman 60 yaparsan sırat veyahut da 50 yaparsan bu en fazla 20 kilometre ancak gidebiliyorsun yani. Hani az önce demiştim ya 40 kilometre gidiyor evet, diye. Yani. 20 kilometre gidebiliyorsun. Şimdi de yokuşta da fazla ceyran yakıyor. Yani evet. Düz yolda sıkıntı yok. Düz yolda iki kişiyle 40 kilometre gidersin. Sen bir de bunu modifiye etmişsin, parçalar takmışsın, işte yedek lastiği var, lambaları var, telefonluk, tabii, radyolar falan. Evet. Bir de motoru koruma altına almışsın. Koruma altına da aldım onu. Onların hepsini kendin yapıyorsun. Kendim yaptım. Yaptırmıyorsun. Hepsini kendim yaptım. Evet. Bu bir de muayenesi ısrarla bizim diğer videonun altına yazmışlardı. Muayenesi. Muayene gerekli diye, ben muayene gerekli değil diye yazmıştım. Seninle devletinden baktık, arabanın kaydı üzerinde gözüküyor ruhsat gözüküyor olarak. Muayenesi gözükmüyor, sigortası gözükmüyor. Gözükmüyor onlar. Onlar biz olmadığını anlıyoruz. Çünkü benim kendi aracıma baktığım zaman normal 1.33 motorlu benzinli aracım var. Ondan ona baktığım zaten. Zaman benim aracımın muayene tarihleri, geçerlilik zamanı hepsi gözüküyor. Bu aracın gözükmüyor. Biz de buradan bunun muayenesinin olmadığını anlıyoruz. Vergisi de gözükmüyor. Vergi de gözükmüyor. Bir de sigorta olarak... CC'si düşük olduğu için 50'den aşağı CC'si olanlar da sigorta ödenmiyor yani. Bazı izleyiciler de şey demiş. İşte bağlı. Ben yaptırsam onu da trafik sigortası karşılamıyor, ödemiyor. Hasarları ödemiyor hiç. İşte bazı izleyiciler demiş sigorta gerekmemesi bir avantaj değil. Aslında bu araç hani sigorta, zorunlu trafik sigortası karşı aracın hasarını ödüyor. Zaten Allah korusun kazanda bu karşı aracı çok fazla hasar açabilecek
büyüklükte bir araba olmadığı için, yani sigortanın olmaması bunda bence avantaj. Kasko tarzında falan olsaydı belki ayrı konu da, zorunlu trafik sigortasının olmaması bence avantaj. Ama çok dikkat etmek gerekiyor tabii. Evet, ağır gidiyorum zaten. Şehir içinde en fazla sırat 30. 25-30 bu şekilde. Yedek parça sorunu falan oluyor mu? Yedek parça sorunu şu anda olmadı. İlk aldığımda 4 ay sonra beyni yandı. Hı. Onun beyni getirttiler, sıvır beyin taktılar. Garantiden, şu anda bir sıkıntı yok daha. Garantiden oldu değil mi? Garantiden oldu. Ha. Şu anda bir sıkıntısı yok. Tavsiye eder misin? Şehir içinde tavsiye ederim. Şehir içinde çok şahane yani. Fark etmesi kolay. Aynı zamanda pazar için, hastaneler için. Burasının da büyük şehir olduğunu söylüyorum. Burası Samsun. Evet. Yani bu gidiş geliş 30-40 kilometreyi geçmeyecek şekilde bu araçla çarşı işleri çok rahatlıkla görüyor. Ben de şahit oldum. Yollardan kolayca dönüyor, kolayca park yeri bulunuyor falan. O yüzden sadece benim işte bu bakalım ileriki yıllarda nasıl olacak? Yani araba böyle modeli yaşlandıkça 4-5 yaşına, 6 yaşına geldikçe o zamanlarda böyle kullanılırsa şahane bir şey. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Şimdi araç fiyatları o kadar arttı ki insanlar şimdi büyük şehirlerde oturuyorlar. Ulaşım problemi var. Çoluk çocuklarını götürecekler, getirecekler. Artık araba almada hayal gibi. O yüzden alternatif ne olabilir, ne edebilir? Elektrikli araçlar, motosikletler çok iş görmüyor, elektrikliler. Yani böyle çoluk çocuk taşımak için. Bu tarz arabaları araştırıyorlar ama bu tarz arabalar da çok pahalandı. Şu anda güncel fiyatları itibariyle bunların sıfırları ne kadar vardır? Bunların sıfırı 140 diyorlar. 140 bin lira bunun canlısı. İşte o yüzden bunlara insan hem iş görme bakımından ulaşmak daha kolay. Yani çünkü en kötü, en eski model arabalar bile artık 200-250 lira civarında. 200-250 bin civarında. En azından bunların fiyatları daha makul. Şehir içi için ideal bir araç diyebiliriz. Güvenlik konularına, sürüş konularına dikkat ettikten sonra.